Geçmeyen diz ağrıları ile başa çıkmak nasıl olacak? Geçmeyen diz ağrılarının tedavisi nasıl olacak? Öncelikle bu hastalar bize birkaç kez geliyorlar. Hastalara muayene ediyoruz, tetkiklerini istiyoruz, tanısını koyuyoruz. Diyoruz ki sizde bir kıkırdak harabiyeti var. Artık yavaş yavaş kireçlenme başlangıcı oluşmuştur. Hasta bir kireçlenme sürecine girmiştir kıkırdak harabiyeti sonrasında. Bu hastaların tedavisi nasıl olacak? Tıbbın en çok araştırdığı konulardan biri de bu. Yani bir kıkırdak harabiyetini nasıl önleyebiliriz? Var olan kıkırdak harabiyetinin ilerlemesini nasıl durdurabiliriz? Ya da çok ilerlemiş kıkırdak harabiyetini biyolojik olarak düzeltebilir miyiz diye ortopedi uzmanları uzun zamandır, yıllardır çalışmaktadır. Kıkırdak harabiyetinin boyutu çok önemli. Yani sınırlı bir kıkırdak harabiyeti varsa, atıyorum 1-1,5 santim gibi bir kıkırdak harabiyeti varsa, biz bunları kapalı ameliyatla, rejeneratif yollarla orayı tekrar kanlandırarak, mikrokırık dediğimiz ameliyatlarla orada bir fibroz kıkırdak, yani hiyalin kıkırdak yerine fibroz kıkırdak oluşturarak oranın kemiğinin kıkırdakla kaplanmasını sağlayabiliyoruz. Bunlarda başarı 5 yıllık %85 olarak dünyada bilinmektedir. Kapalı ameliyatla mikrokırık ameliyatı yapabiliyoruz. Peki bu kıkırdak harabiyeti daha büyükse, 3-6 santimetre kare ise, o zaman bu hastalarımıza kıkırdak nakli dediğimiz mozaik plastiği olarak da bilinen hastanın yük taşımayan kıkırdağını alıp yük taşıyan bozulmuş alana transferi şeklinde bir kıkırdak nakli yapılabilmektedir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ayrıntılı bilgi isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.